Değerli izleyicilerimiz, sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından, çocuk sahabilerinden Abdullah bin Zübeyr'i konuşacağız. Konuğumuz Abdullah bin Zübeyr kitabının yazarı, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Ali Dadan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. İyiyiz hocam. Konya'dan selamlar. Aleykümselam, aleykümselam. Konya tabii benim memleketlerimden birisi. Yüksek lisans doktorayı orada yaptım. Arkadaşlara, hocalarıma selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. İnşallah yakın zamanda görüşmek, buluşmak nasip olur. Abdullah bin Zübeyr'i konuşacağız inşallah. Abdullah bin Zübeyr, Allah Resulü döneminde dünyaya gelen, Hazreti Peygamber'e yakınlığı olan, ilk dönemde ismi öne çıkan şahsiyetlerden biri. Abdullah bin Zübeyr kimdir diye sorarsam, kabilesi, ailesi, ni de dikkate alarak neler söyleyebiliriz? Hocam Abdullah İbn Zübeyr birçok sizi takip edenlerin bildiği Zübeyr bin Avvam adındaki aşere-i mübeşşereden büyük bir sahabenin oğludur. Yalnız sahabenin oğlu olması bir tarafa onun hem babasının hem de kendisinin İslam'ın ilk döneminde Hazreti Peygamber'e şahit olmaları onları kıymetli kılmaktadır. Ve İslam'ı bizzat Hazreti Peygamber'den öğreniyor olmaları bu anlamda her ikisini de yani Zübeyr bin Avvam'ı da ve dahasında onun oğlunu da kıymetli kılıyor. Tabi Abdullah İbni Zübeyr, Zübeyr bin Avvam'ın oğlu ve babası her ne kadar ilk Müslümanlardan olsa da amcası muhalefet edenlerden, amcası Nevfel, Hazreti Peygamber'e muhalefet edenlerden birisi ve Bedir Savaşı'nda bu kişi öldürülüyor. Ve şöyle de bir yönü var, yani babası her ne kadar kıymetli olsa da Abdullah İbni Zübeyr'in, annesinin de İslam'da önceliği olan bir isim. Esma binti Ebi Bekir, yani Hazreti Ebu Bekir'in kızı. Yani hem anne açısından hem baba açısından İslam'da önceliği olan bir ailenin çocuğu. Bir de kendisinin de bir yönü var. Bu belki de en önemli noktalardan birisi İslam tarihi açısından. Müslümanlar Medine'ye hicret ettiğinde oranın havasından mıdır, suyundan mıdır veya işte bir hicret psikolojisi gereği midir, bir takım zorluklar, barınma, İşte iaşeyi temin vesaire gibi bir takım zorluklardan mıdır? Belli bir müddet muhacirlerin çocuğu olmamıştır. Yani hatta hastalandıkları söylenir, Medine'nin havasına alışamadıkları söylenir. Bundan dolayı belli bir müddet muhacirlerden hiçbirinin çocuğu olmamıştır. Ve hocam daha sonraki süreçte müşrikler onların çocukları olmadığı için İşte hicret ettikten sonra onların soyu kesildi. Artık çocukları olmuyor. Onların sonu bitecek, sonu kesik gibi bir takım dedikodular çıkarmaya başlıyorlar. Tabii bu kara propagandalar Müslümanların da kulaklarına geliyor. Ve bunu duyunca üzülüyorlar. O nedenle ilk Medine'de dünyaya gelen ilk muhacir çocuğu olması vasfıyla Abdullah İbni Zübeyr dünyaya geldiğinde hem Hazreti Peygamber Efendimiz hem de Medine'de bulunan diğer Müslümanlar çok seviniyorlar bu duruma. Öyle olunca yani doğumuyla Müslümanları sevindiren bir kişiden söz ediyoruz. Zaten kişi olarak da daha sonraki özellikle sahabenin büyükleri hayattan irtihal ettikten sonra en önemli başı çeken kişilerden birisi olacaktır. Babası Zübeyr İbnül Avvam, Allah evet. Resulü'nün halasının oğlu. Evet. Bir yakınlıkları var o taraftan. Tabii. Hazreti Hatice'ye de yakınlığı Kureyş'in Kureyş kabilesine mensup aynı zamanda.
Mekkeli ve Hazreti Peygamber'in halasının oğlu. Hazreti Peygamber'le de bir akrabalık bağı var. Ve daha sonra teyzesi Hazreti Peygamber'le evlendiği için de onun evine çok rahatlıkla girip çıkabilen birisi. Hem Hazreti Peygamber'e akrabalıktan dolayı hem de teyzesinin Hazreti Peygamber'in evinde olmasından dolayı yani sanki o evin evladıymış gibi çok kolay bir şekilde girip çıkabilen birisi. Hazreti Peygamber vefat ettiğinde yaşı henüz 9. Yani 9 yaşında bir çocuk için elbette ki mahremiyetten vesaireden söz etmeyeceğiz ama şu var, daha sonraki süreçte de devam etmiştir bu yapı. Yani bir Hazreti Ayşe'ye bir şey sorulacaksa sahabe genel itibariyle Abdullah İbni Zübeyr'e söylüyorlar ve Abdullah İbni Zübeyr giderek Hazreti Ayşe'ye soruyordu. Çünkü Hazreti Ayşe bir nevi onu evladı gibi, bir yeni olması hasebiyle evladı gibi görüyordu. Erkeklere dair bir takım özel konuların vesairenin biz genel itibariyle onunla sorulduğunu biliyoruz. Bu açıdan da önem arz ediyor. Yani bu bilgilerin daha sonraki nesillere aktarılabilmesi vesaire açısından da çok önemli bir yönünün olduğunu söyleyelim. Hem anne açısından hem de baba açısından Kureyş'in asil ailelerinden birisi olması sebebiyle de aslında eğer hani İslam gelmiş olmasaydı muhtemeldi ki devam eden süreçte büyük bir ihtimalle Kureyş'in veya işte eski Mekke toplumunun en önde gelen isimlerinden birisi olacak idi. Hocam. Kureyş'in Esed bin Abdülüzzah koluna mensup, Hazreti Evet. Ayşe'nin yeğeni olması sebebiyle de buyurduğunuz gibi Peygamber Efendimiz'in evine, ailesine yakın, babası sebebiyle de yakın. Hazreti Peygamber'in halası Safiye'nin oğlu Hazreti Zübeyr İbnül Avvam. Hazreti Ayşe'ye de Ummu Abdillah diye bir künye verildiğini. Künyelenmesinin sebebi Abdullah İbni Zübeyir'dir Evet, hocam. çünkü Yani bir Hazreti taraftan aslında bütün biliyorsunuz peygamberlerin eşleri o peygambere inanan insanların anneleri hükmündedir. Bu bütün dinlerde üç aşağı beş yukarı böyledir. Hem burada Hazreti Ayşe'nin çocuğu evladı olmaması hasebiyle ona Ümmü Abdullah künyesi veriliyor. Buradaki kasıt hem bütün Müslümanların annesi olmasına dair bir atıf var ama buradaki atıfın bir yönü de Abdullah İbni Zübeyir'in teyzesi veya onun annesi mesabesinde olması sebebiyle de Ümmü Abdullah deniliyor Hazreti Ayşe'ye. Böyle de bir yakınlığı mevcut. Abdullah'ın annesi diye hitap ediliyor. Araplarda künye geleneği olduğu için Hazreti Ayşe'nin Abdullah isimli bir çocuğu yok ama Abdullah bin Zübeyr Ama Abdullah sebebiyle ve İbni Zübeyir var. işaret buyurduğunuz müminlerin annesi olması sıfatı ile bu hitaba muhatap olmuş. Bu künye kendisi için kullanılmış. Allah Resulü döneminde Abdullah bin Zübeyr çocukluk yıllarını yaşıyor. Bu dönemle ilgili fazla bir bilgimiz var mı? Gerçi naklettiği Hocam. hadisler var, doğrudan bizzat naklettiği hadisler de var ama küçük yani 8-9 yaşlarında Allah Resulü vefat ettiğinde. Evet hocam. Hocam özellikle mesela Hendek Savaşı'nda Müslümanların ne kadar zorluk yaşadığına dair biz bilgilerin ve hadislerin Abdullah İbni Zübeyir'den geldiğini görüyoruz. Nitekim Yahudiler Hazreti Peygamber'le olan ittifaklarını bozduktan sonra Müslümanlar Hendek'in her ne kadar arkasında olsalar da iki ateş arasında kalıyorlar. Ve bunun için aslında savunma hattını Hendek'in dışına doğru kurmuşken ve Hendek'i beklerlerken Yahudilerin yani Beni Kureyza Yahudilerinin anlaşmayı bozması sebebiyle özellikle Müslüman süvariler ve başında da Zübeyir bin Avvam bir Hendek'e doğru bir de Yahudi mahallesine Beni Kureyza mahallesine doğru telaşlı bir şekilde devriye attıklarını
na dair bilgileri biz Abdullah İbni Zübeyir'den görürüz. Abdullah İbni Zübeyir bunu nereden biliyor? O da şöyle biliyor. Durum böyle olunca Müslüman kadınların ve çocukların korunabilmesi ve muhafaza edilebilmesi için Medine'deki muhkem evlere toplanıyor kadın ve çocuklar ve bu muhkem evlerin içerisine bir anlamda hani mani olsunlar veya herhangi bir direkt saldırıdan korunsunlar diye buralarda tutuluyor. Abdullah İbni Zübeyir de anlatışında işte ben bu esnadayken bulunduğumuz evin damına çıktığımda Müslümanları gördüm ki başlarında babam vardı ve çok telaşlı ve zor bir anda bir hendeğe doğru atını sürüyordu. Bir de Beni Kureyza mahallesine doğru atını sürüyordu diye söylüyor. Tabii şunu da unutmamamız gerekiyor. Yani sadece Hendek Savaşı'na dair değil ama anladığımız şu, yani hatırladığı veya aklının başına gelmeye başladığı dönemler Hendek ve sonrası dönem olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü yani bir kişi doğunca 1 yaşındayken, 2 yaşındayken çok fazla bir şey hatırlamıyor ama 5-6 yaşlarından sonra olan bitenin, çevresinde olan bitenin farkında olduğunu görüyoruz. Abdullah İbni Zübeyir de çevresinde olup bitenlerin farkında. Ve bir de aynı yaşlarda veya yakın yaşlarda Hazreti Peygamber'in torunları var. Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimiz ve işte bunlar Medine'de yetişen gençler arasında ve sonraki İslam tarihine şekil verecek önemli şahsiyetler olarak karşımıza çıkıyorlar ve bu şahıslar çok önemli icraatları da beraberinde getirecekler. Burada insanların bunlara teveccüh etmelerinin temel noktalarından birisi Hazreti Peygamber'e çok yakın olmaları ve bir de Kur'an bilmek, Hazreti Peygamber'i takip etmek noktasında çok çaba sarf etmeleri ki Abdullah İbni Zübeyir sahabeler içerisinde alim olarak kabul edilen ve ismi birçoğunun Abdullah olan işte Abdullah İbni Mesud gibi, Abdullah İbni Ömer gibi Abadile'den bunlara işte Abdullahlar deniliyor. Bu Abdullahlardan birisi nitekim bizzat Hazreti Peygamber'in evinde Kur'an öğrendiği, güzel sesinin olduğu, güzel Kur'an okuduğu, mescitte çokça bulunması sebebiyle kendisine mescit güvercini diye nispelendiğini biz biliyoruz. Ve nitekim bu Hazreti Peygamber döneminde yetişme, sahabinin önde gelenlerinin hem oğlu, yeğeni, akrabası olma hem de o dönemi görüyor olmaları daha sonraki İslam tarihi için kendilerini odağın yani ilgi odağı haline getiriyor. Büyük sahabilerin vefatından sonra tabi İslam dünyasının göz önünde olan önderleri statüsüne, durumuna geliyorlar ve o aşamada söz sahibi, alınan kararlarda etkin şahsiyetler olarak karşımıza çıkıyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in torunlarıyla birer ikişer yaş fark var Evet. aralarında. Çünkü hicretin 2. yılının sonlarına doğru dünyaya geliyor Abdullah bin Zübeyr. Hasan ve Hüseyin de 3. ve 4. yıllarda dünyaya geliyorlar. Dolayısıyla yaşı akran sayılırlar. Yaşları birbirine yakın. Peygamber Doğru. evini iyi biliyorlar. İlmi özelliğine, vasfına işaret ettiniz. Biraz bu yönünü programımızın sonuna doğru inşallah biraz daha konuşuruz. Herhalde çocukluk yıllarının son dönemlerini ve gençlik yıllarını 4 halife döneminde geçiriyor. Burada 4 halife dönemindeki faaliyetlerini dedesi Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer dönemini ayrı tutmak lazım. Muhtemelen böyle bir bakış açısı yanlış olmaz. Hazreti Osman ve Hazreti Ali dönemini ayrı tutmak lazım. Çünkü bu dönemde İslam toplumunda derin izler bırakan bir fitne hadisesi meydana gelmiştir ki bu fitne hadisesinde sahabilerin bir kısmı pozisyon almışlardır. İster bir taraf olarak, ister tarafsız olarak. Abdullah İbni Zübeyr'in de bu süreç içerisinde bir siyasi duruşu var. İlk halifeler dönemine bakarsak daha çok nasıl bir pozisyonda Abdullah İbni Zübeyr?
Hocam şimdi Hazreti Ebubekir döneminde henüz çocukluğu bitip gençliğe geçmeyen ergenliğe girdiği dönemler çok fazla hani yine ilimle, irfanla ve Kur'an eğitimiyle vesaireyle devam ediyor. Hazreti Ömer döneminde Hazreti Ömer'in biz herhangi bir idari görevde veya herhangi bir fetih hareketi içerisinde olduğunu görmüyoruz. Ama Hazreti Osman dönemine gelindiğinde biz Kuzey Afrika'da yapılan ve Sa'd bin As komutasındaki Taberistan ve Cürcan bölgelerine yapılan savaşlara katıldığını görmekteyiz ki artık bu çağlara geldiğinde artık genç olmuş, aynı zamanda da bir savaşçı, yani savaşabilecek veya savaş meydanlarına gidebilecek, sefere katılabilecek yaşta olduğunu görüyoruz. Ve bu süreç içerisinde çok önemli bir faaliyet içerisinde de bulunuyor. Yani eğer bunu bir devlet görevi olarak sayacaksak Kur'an'ın çoğaltılmasında görev üstleniyor. Çünkü Kur'an'a dair yani kurra sahabilerden birisi olması, Kur'an'ı çok iyi bilmesi sebebiyle Zeyd bin Sabit başkanlığında oluşturulan heyetin içerisinde Abdullah İbni Zübeyr'in olduğunu da biz görüyoruz. Burada hani devlet görevi açısından düşünecek olursak ilk defa Hazreti Osman döneminde hem fetih hareketlerine katıldığını hem de Kur'an'ın çoğaltılmasında bizzat görev aldığını görmekteyiz. Ve bu süreç artık onun gençliğinin yani tam şey dönemi ne diyeyim baharı ve bu dönemde fetih hareketleriyle ve Kur'an'ın toplanmasıyla veya işte çoğaltılmasıyla uğraşıyor olması da aslında bilgisine ve görgüsüne ne kadar güvenildiğinin de bir göstergesi. Ve o dönemde Hazreti Osman döneminde aslında birçok yaşı büyük ve Kur'an bilen vesaire eden başka sahabeler de olmasına rağmen onun bu heyetin içerisinde yer alıyor olması aslında onun bilgisinin ne kadar da diğer sahabeler tarafından da takdir edildiğinin veya onun yadırganmadığının da bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii daha sonra Hazreti Osman dönemi sonrasında esas belki sorunların odağına gelmek ondan sonra başlıyor. Hazreti Osman'ın şehit edilmesi İslam dünyasında bir takım sıkıntılı olayları da beraberinde başlatıyor. Yani bu sıkıntılı olaylar nelerdir? İşte Medine'ye çevresinden yani Küfe bölgesinden, Irak bölgesinden, Mısır bölgesinden çok sayıda savaşçı, asker hac yapmak maksadıyla Medine'ye geliyor. Ve hac yaptıktan sonra bunlar ayrılmıyorlar ve Hazreti Osman'ın evi etrafında ki bu eski bir Arap geleneğidir. Birisi eğer evinize gelip oradan ayrılmıyorsa bunun manası şudur. Bu gelen kişilerin bir isteği var ve bu istek yerine getirilinceye kadar onlar bekleyecekler demektir. Ve Hazreti Osman da diyor hayırdır isteğiniz nedir? İşte onlar valilerinden veya işte görmüş oldukları kimi haksızlıklardan vesaireden Hazreti Osman'a dert yanıyorlar. Ama daha sonrasında bu süreçte aynı grup ilk önce kanaat getirip Medine'den ayrılma yoluna giderken daha sonra tekrar gelerek Hazreti Osman'ı kuşatma yoluna gidiyorlar. Yani muhtemelen siz Hazreti Osman başlığı altında bunları işlediğiniz için ben tekrardan o konulara girmek istemiyorum. Ama burada Abdullah İbni Zübeyr'in bu kuşatma sırasında Hazreti Osman'ın evinin ve onun mahremiyetinin ihlal edilmemesi, işte onun can mal güvenliğinin sağlanması gibi noktalarda Hazreti Peygamber'in torunlarının olduğu gibi onun da görev üstlendiğini görmekteyiz. Ve bunun akabinde daha sonrasında bu askerler Hazreti Osman'ı şehit ettikten sonra işte bir de facto durum oluşturarak birkaç sahabiye teklifte bulunuyorlar. Ama daha sonrasında Hazreti Ali'yi halife olarak seçiyorlar ve Hazreti Ali de onlarla birlikte Küfe'ye gitme yolunu tutuyor. Tabii burada bir takım eleştiriler var. Onlardan birisi de Abdullah İbni Zübeyr'in babası Zübeyr bin Avvam bu biatın kılıç zoruyla gerçekleştiğini
ve Hazreti Osman'ı öldüren katillerin Hazreti Ali'nin ordusunda olduğunu ve bu katiller cezalandırmadan halifeye biat etmeyeceğini söylüyor. Aslında ilk gün herkesle birlikte biat ederken daha sonra biatından döndüğünü, kılıç zoruyla biat ettiğini, aslında biat etmediğini söylüyor. Ve bu süreçte oluşan bir Cemel heyeti var. İşte Hazreti Ayşe de bunun içerisinde. Zaten Hazreti Ayşe'nin Zübeyir bin Avvam'la akrabalığını biliyoruz. Yani ablası Zübeyir bin Avvam'ın hanımı ve bu nedenle toplanıyorlar ve Cemel ordusunu oluşturuyorlar. Ve bu süreç içerisinde Abdullah İbni Zübeyir Cemel ordusu saflarında yer alma yoluna gidiyor ve bu savaşta piyadelerin komutanlığını yapıyor. Ve Hazreti Ayşe'nin devesi, zaten bu savaşa Cemel Savaşı denmesinin temel noktalarından birisi bu. Hazreti Ayşe'nin devesinin etrafında cereyan etmesi sebebiyle orada Hazreti Ayşe'nin canına bir şey gelmesin diye de kahramanca savaşıyor ve Hazreti Ali'nin komutanlarından Eşter'le mücadele ederken de başından ağır bir şekilde yaralanma yoluna gidiyor. Şimdi Şimdi bu süreç sonrasında affedersiniz hocam. Tabii önemli hayatında önemli aşamalara işaret ettiniz. Birincisi 4 halife dönemindeki fütuhatta üstlendiği rol. Hatırladığım kadarıyla Mısır fethine de gönderilen takviye ordu içerisinde bulunuyor. O zaman herhalde 18-19 yaşlarında. Yine babasıyla birlikte Yermük gazvesine katılıyor ama önde olan bir savaşçı olmaması lazım yaş itibariyle. O zaman henüz daha gençliğin ilk yıllarında Hazreti Ömer döneminden başlayarak işaret buyurduğunuz İfrikiye fethinde yani Kuzey Afrika, bugün Tunus, Cezayir ve Libya'nın olduğu coğrafyada aktif bir rol üstleniyor. Oradaki fetihlerde ve Taberistan bölgesine Said İbnül As'ın, Küfe valisi Said İbnül As'ın komuta ettiği, göndermiş olduğu ordu içerisinde de bulunuyor. Bu cihat, fütuhat rolü açısından vurguladığınız husus önemli. Diğer taraftan Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılmasında oluşturulan heyetin içerisinde yer alması hem Kureyş ağzını iyi bilen bir sahabi olması hem de Kur'an kültürüne vukufiyeti açısından önemli. İşin bir başka boyutu da herhalde bu olsa gerek. Bu iki özelliğinin yanında başka bir hususa işaret ettiniz. O da siyasi tutumu. Şimdi burada sanki böyle öne çıkan bir siyasi figür olarak karşımıza çıkıyor. Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra Mekke'de oluşan muhalefetin içerisinde aktif, öne çıkan bir şahsiyet. Hatta Hazreti Ali'nin Abdullah yetişinceye kadar biz Zübeyir'i Haşimilerden biri olarak görürdük. Bizim yeğenimizdi, yeğenimizdir ve tabii onu aileden biri olarak görürdük. Abdullah yetiştikten sonra babasını etkilemeye başladığı şeklinde bir serzenişi olduğunu da biliyoruz. Abdullah bin Zübeyir bir taraftan teyzesi, diğer taraftan babası, Talha bin Ubeydullah da diğer teyzesinin eşi. Gerçi o süreçte hatırladığım kadarıyla Zübeyir İbnül Avvam Esma binti Ebi Bekir'i boşamıştı. Fakat neticede bir akrabalık var. Hazreti Ayşe ile de bu süreç devam ediyor. Akrabalık ilişkisi devam ediyor. Bu üç önemli aktörün, muhalif duruşa sahip olan üç önemli aktörle yoğun bir ilişkisi var. Ve mesela Basra'ya doğru giderken sefer sırasında kimin imamlık yapacağı konusu tartışıldığında Abdullah bin Zübeyir diğer iki aday
Talha bin Ubeydullah ve Zübeyr ibn-i Avvam imamlık yapmaları halinde bu onların hilafetine yönelik bir ihsas-ı rey ifade edeceği düşüncesiyle imam olarak seçilmiştir. Abdullah bin Zübeyr imamlığı o yapmıştır. Hazreti Ali'ye karşı da bir duruşu var. Fakat Hazreti Ali'nin Cemel zaferinden sonra geri plana çekiliyor. Böyle bir tavrı da var. Düşmanlığı devam ettirmiyor. En azından Hazreti Ali'ye karşı burada özel bir düşmanlık tavrı olmadığını söylememiz doğru olur mu? Hocam şunu söyleyebiliriz. Doğru. Yani dediğiniz belki de şu var. Bu Hazreti Ayşe için de söylenir. Mesela bu Cemel Savaşı sonrasında kimi sahabelerde bir geri çekilme veya işte acı olaylar yaşanılması sebebiyle bu acı olayların bir parçası olarak kendini hissetme gibi bir psikoloji oluşur. Bu hem Hazreti Ayşe'de de vardır ve Abdullah İbni Zübeyir'de de vardır. Çünkü burada kendisinin ben yaralandığını söyledim. Siz eklediniz bu savaş sırasında imamlık yapması. Yani her ne kadar Talha ve Zübeyir yani onların imamlık yapınca tabiri caizse Hazreti Ali'ye karşı bir halife adayıymış gibi bir izlenim oluşacağından dolayı bunu değil, esas amacının bu ordunun adaletin tahsis edilmesi, adaletin yerine getirilmesi. Çünkü geciken adaletin aslında Hazreti Ali her ne kadar bu katillerin cezalandırılacağına dair hem Zübeyir bin Avvam'a hem de Talha bin Ubeydullah'a söz vermiş olmasına rağmen bir zaman istemiştir. Ama onlar bu zamanın yani geciken adaletin adalet olmayacağı düşüncesinden hareketle bir adaleti icra etmek için yola çıkmışlardır. Ve bu savaş esnasında kendisi çok ağır yaralanıyor ve Hazreti Ayşe karşı tarafın eline geçiyor. Her ne kadar Hazreti Ali'nin burada yapmış olduğu içtihat sebebiyle esir alınmıyor vesaire edilmiyor, ona iyi davranılıyor ama onun başına bir şeyler de gelebilirdi. Ve Hazreti Peygamber'in emanet ettiği ailesinden bir kişi, bir fert, bizzat Müslümanların o hengame içerisinde çıkan, yayından çıkan bir okla veya işte gelen bir kılıçla öldürülebilirdi. Kendisi dediğim gibi ağır bir şekilde yaralanıyor ve babasını ve birçok kişinin de ölümünü bu savaş esnasında görüyor. Şimdi bir kişinin herhalde babasını gözlerinin önünde ölümünü görüyor olması kolay bir psikoloji olmasa gerektir. Ve bu yaşamış olduğu onun bu derunundaki bu gitgeller onun Hazreti Ali döneminde daha vakur veya daha içten bir hayat yaşamaya veya geri çekilmeye en azından siyaset konusundan, siyaset arenasından biraz daha geri çekilmeye gitmesini sağlıyor. Nitekim bu daha sonra da Yezid bin Ebi Süfyan sonrasına kadar bu siyaset arenasına tekrar girmeyecektir. Çünkü bu acı olayların nelere sebebiyet verdiğini bizzat kendisi gözüyle müşahede etmiş olması sebebiyle hocam biraz geriye çekilme yoluna gidiyor ve yeniden ilimle, irfanla, Kur'an'la haşır neşir olmaya devam ediyor. Siz İşaret önemli ettiğiniz bir noktayı Yezid, yeniden hatırlattınız hocam bana. affedersiniz, işaret ettiğiniz Yezid bin Muaviye değil mi? Evet hocam, Yezid bin ben özür Ebi Yezid bin Ebi Süfyan dedim, özür Yezid Süfyan, bin evet. Muaviye hocam. Teşekkür ederim. Yezid Buyurun hocam, bir bin şey Süfyan, diyordunuz. Buyurun. Hazreti Ömer dönemi Şam valilerinden karıştım. Evet hocam, Yezid bin Muaviye dönemi. Bir sürçülisan Hocam, oldu, onun için çok yani teşekkür ediyorum hocam. irade Sağ olun. olmadığını biliyorum. Zaten bildiğiniz konular. Buyurun hocam. Hocam, burada Abdullah İbni Zübeyir'in bu Kur'an'ın çoğaltılmasındaki önemli bir görevi imla mevzusunda siz dile getirdiniz. Ben orasını söylememiştim. Şimdi daha öncesinde de Hazreti Ebubekir döneminde yani Abdullah İbni Zübeyir'in dedesi döneminde Kur'an iki kapak arasına toplanıyor. Yalnız buradaki esas amaç Kur'an ayetlerinin kaybolmamasıydı ve
imla farkı veya farklı kabilelerin farklı harfleri farklı şekilde kullanmaları, yazmaları gözetilmeksizin. Çünkü o dönemde Araplar arasında bir imla birliği mevcut değildi. Vahyin ilk geldiği dönemde. Ve Hazreti Osman'ın belki Kur'an'a dair almış olduğu en önemli kararlardan birisi bu İmam Musaf'ın hangi lehçe esas alınarak kaleme alınacağı idi ve Kureyş lehçesi esas alınarak kaleme alındı. Ve burada da bizzat Hazreti Peygamber döneminde okuma yazma öğrenmiş ve Kureyş lehçesini iyi bilen anne ve babası Kureyş'te olan Hazreti Peygamber'in Kur'an okumasını gören birilerinin bu sürecin içerisinde olması aslında günümüze kadar bu Kur'an'ın bize gelen şeklini oluşturma yani onu Kureyş lehçesine göre gelen ayetleri topladıkları ayetleri kaleme alması noktasında Abdullah İbni Zübeyr'in önemli bir görev üstlendiğini bu noktada söyleyebiliriz. Yani neden bu kişilerin hepsi Kureyşliydi? Neden bu kişilerin hepsi Hazreti Peygamber'e çok yakın isimlerdi? Neden bunların hepsi Kurra'ydı? Sorusunun cevabı Hazreti Osman'ın belki ilerleyen süreçlerde Kur'an içerisinde yüzyıllar geçmesiyle birlikte bir takım ihtilaflar çıkabileceğini düşünmesi sebebiyle Kur'an'ı Kureyş lehçesi üzerine yazdırma talebi idi ki günümüze kadar da İmam Mushaf bu şekilde ulaşabildi. Tabii işaret buyurduğunuz gibi Kureyş lehçesi esas alındı. Çünkü Allah Resulü Kureyşliydi ve Kur'an-ı Kerim ona Kureyş lehçesiyle nazil olmuştu. Diğer kabilelerin kendi ağızlarıyla okumalarına izin verilmesi o gün için pratik bir çözüm idi. Çünkü telaffuzda zorlanabilecekleri düşüncesiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in 7 harf üzere nazil olduğunu buyuruyor ki bu ilahi bir izindir. Kureyş ağzını esas aldılar. Hatta komisyonun başkanı Zeyd bin Sabit aslında Ensari'dir. O da Kureyş ağzı konusunda uzman olan bir şahsiyettir. Yani Kureyş ağzını iyi bilen, Kureyş ağzıyla Evet. Kur'an'ı ezberleyen ve dolayısıyla Kureyşlilerle birlikte aynı zamanda bunu test eden ve yazan bir şahsiyettir. Abdullah bin Zübeyr, Hazreti Ali ile Muaviye arasındaki çatışma sürecinde Medine'de kaldı. Hazreti Ayşe gibi, buyurduğunuz gibi bir pişmanlık tavrının bir yansıması olabilir. Hazreti Ayşe ile ilgili bu noktada çok açık nakiller de var. Evet. Ümmetin yaşadığı bu tecrübede bulunmamış olmayı temenni ettiğine dair ifadeleri var. Abdullah bin Zübeyr de bu süreçte geri planda kaldı. Cemel tecrübesi İslam ümmeti için oldukça olumsuz neticeler bıraktı. Talha bin Ubeydullah savaş meydanında öldürüldü. Ashabın ileri gelenlerinden bir şahsiyetti. Zübeyr ibn-i Evet. Avvam ayrıldı savaş meydanından. İbn-i Cürmüz tarafından yolda öldürüldü ve kafası kesilerek maalesef üzüntü verici bir şekilde Hazreti Ali'nin önüne götürüldü, halasının oğlu. Çok acı bir tabloydu. O günkü Müslümanların bu süreci yaşamış olmalarından memnun olduklarını düşünmek mümkün değil. Elbette bir bakıma ellerinde olmayan, belki süreçle ilgili karar aşamalarında vardı ama sürüklendikleri bir nokta olduğunu da söylemek mümkün. Böyle bir boyutu olduğunu da söylemek yanlış değil. Fakat Abdullah İbni Zübeyr bundan sonra daha pasif ve daha yapıcı bir pozisyonda, mesela hakemlerin görüşmesi sırasında bu toplantıya gözlemci olarak iştirak ettiği ifade ediliyor. Aynı zamanda toplum içerisinde olup bitenden dolayı sorumluluk taşıyor. Emeviler dönemine geldiğinde Hazreti Hasan'ın hilafeti Muaviye devrinden sonra Muaviye döneminde Hicaz'da yaşadı, Medine'de yaşıyordu ve aktif bir siyasi faaliyeti yoktu. Fakat Muaviye'nin hicretin 55-56. senesinden itibaren oğlu Yezid'in adını ilan etmesi,
onun adına beyat almaya başlaması, bazı sahabileri artık bunlardan çocuk sahabi olarak bahsediyoruz ama bu aşamadan sonra ileri gelen sahabiler demek yanlış değil. Tavır Çünkü koyduklarını. 40'lı yaşlara gelmiş oluyorlar Evet, hocam. Muaviye döneminin sonunda artık 40'lı yaşlara gelmiş tabii oluyorlar. 50-56 olunca Dokuz düştüğümüzde hocam, özür Allah Resulü döneminden sonra epey bir zaman geçiyor. Doğumuna göre hesap ederseniz 50 yaşını aşmış geçmiş oluyor. bir Evet. şahsiyet. Yani Muaviye Paşa geçtiğinde hocam 40 yaşında, işte Hicri 60'lı yıllarda 59-58 o yaşlarda olan bir sahabeden bahsediyoruz. Artık yetişkin olması gibi artık bir de ilim sahibi olma yönü, bir kenara çekilmesi, ilimle uğraşması sebebiyle bir taraftan da toplumda bir kanaat önderi olma özelliğini de kazanmaya başlıyor. Toplumun Yani önde bir gelenlerinden birisi. Burada evet. Muaviye'nin siyasi tercihine, yani oğlu Yezid'i veliaht yapma kararına tepki gösteren sahabilerden birisi. Buradaki pozisyonu neydi ve ne yaptı? Bu siyasi tavrını nasıl ortaya koydu? Hocam şimdi Muaviye döneminde biz herhangi bir siyasi faaliyet içerisinde bulunmadığını görüyoruz ama tek bunun bir istisnası var. İstanbul kuşatmasına katılıyor. Şimdi İstanbul kuşatmasına katılmasını belki de siyasi şeyden bağımsız düşünmemiz gerekir. Çünkü birçok sahabe Hazreti Peygamber'in her ne kadar elimize bizim zayıf bir senetle ulaşsa da buna dair bir takım Hazreti Peygamber'in öğütlerinin veya tavsiyelerinin olması sebebiyle bu savaşa katıldıklarını, yani bunu Emevilerden bağımsız olarak düşündüklerini görüyoruz ve bu savaşa katılıyor. Bu savaşa katılmasının da bir yönü daha var. Aslında Muaviye bu savaşla hem eğer İstanbul fethedilecek olursa daha önce yaşanmış olan kötü olayları unutturacağını, çünkü Hazreti Peygamber'in müjdesine mazhar olan birisi olma yönü olacak ve böyle büyük bir zafer daha öncesinde olan kötü olayları tamamen unutturacağını düşünüyordu. Ve kendi sonrası için de bu orduya önemli komutanlardan biri olarak oğlunu koydu. Ve oğlunun işte haç emiri yapılması, İstanbul'a giden orduda komutanlık yapması vesaire gibi, bunların hepsi aslında Muaviye'nin kendisinden sonrası için oğlunu hazırladığının birer göstergesi gibiydi. Ama şunu söylememiz gerekiyor. Şunu da şey yapmamız gerekiyor, dile getirmemiz gerekiyor. Her ne kadar Muaviye bin Ebi Süfyan hayatı boyunca şanslı olan veya şanslı giden bir hayat çizgisine sahip. Yani işte Hazreti Ömer döneminde o bölgeye gidiyor. Orada Ebu Ubeyde bin Cerrah var. İşte abisi Yezid bin Ebi Süfyan var. Muaz bin Cebel var vesaire var. Yani aslında hayatının sonuna kadar Şam bölgesinde sıradan bir komutan olup hayatını tamamlayabilecekken bir hastalık zuhur ediyor, bir taun ortaya çıkıyor ve önündeki herkes sırasıyla vefat ediyor ve diyorlar ki oradaki en yetkili veya en önde gelen kim kaldı? Muaviye kaldı deniliyor ve Hazreti Ömer onu vali olarak atıyor. Ve daha sonraki süreçlerde hepsinde böyle bir bahtlı giden, yani işlerinin yolunda gittiği bir hayat serüvenine sahip. Ama belki de en bahtsız olduğu noktalardan birisi şu: oğlunu insanlar gözünde daha iyi biriymiş, bir efendiymiş, bir seyitmiş işte göstermeye çalışsa da, onunla birlikte savaşa gidenler de, onun idaresinde hac yapanlar da, onu tanıyanlar da oğlunu sevmek yerine oğluna karşı kötü bir izlenim oluşma yoluna gidiyor. Bu da muhtemelen oğlunun işte Bedevi bir Arap kabilesi olan
annesinin Kelp kabilesinden olması ve Kelp kabilesinin arasında yetişmesi sebebiyle yani Mekkeli ve Medineli olan insanların onu daha köylü gibi görüyor olmaları, daha aşağıda görüyor olmaları veya kimi günahlar noktasında kendilerine göre daha pervasız görüyor olmalarından dolayı kaynaklanıyordu. Bu nedenle Burada tabii daha çok siyasi ve ilmi birikimi açısından işaret ettiğiniz husus. Yani tabii ki. köylü olmak şey anlamında değil. Daha çok Tabii burada burada köylü anlamını kötü anlamda eyvallah. kullanmıyorum. Medeni, bedevi anlamıyla kullanıyorum. Yani medeni bir güruh var ortada. Yani toplum yaşantısını bilen, insanları tanıyan insanlara ulaşan ve Kelp kabilesi ise bedevi bir kabile. Bedevi Yani Hadari bedevi demek çatışması istemediğim açısından. için köylü dedim aslında hocam da doğru diyorsunuz. Yanlış anlaşılmaya mahal verebilir. Estağfurullah. Doğru kelime bedevi kelimesi ve sahabenin özellikle Abdullah İbni Zübeyir gibi Hazreti Hasan Efendimiz zaten babasına Muaviye'ye hilafeti devrettiği için bu süreçte vefat ediyor. Hazreti Hüseyin gibi, Abdullah bin Ömer gibi diğer sahabenin önde gelenleri nezdinde Yezid bin Muaviye çok makul, makbul ve hatta halife olabilecek bir kişi değil. Hem Bu yaş itibariyle buyurduğunuz gibi yaşı genç hem de birikimi itibariyle yetiştiği çevre, ortam daha çok çölde annesi Meysun zaman zaman vaktini kabilesiyle geçirmek üzere çöle giderdi. Yezid de orada büyüdü. Bir bedevi karakteri taşıyan bir şahsiyeti olduğu ifade ediliyor. Her ne kadar Muaviye onu topluma lanse etmeye çalışmışsa da hatta İstanbul seferine de gönderdiği rivayet ediliyor. Fakat toplum nezdindeki itibarı açısından bakıldığında özellikle bu sahabilerle mukayese edilmesi zaten mümkün değil. Birikimi açısından, geçmişi açısından İslam'daki arka planı veya yaşadıkları açısından. Şimdi Yezid'in veliaht olarak Yezid'e biat alınması sürecinde muhalefet eden isimler zikrediliyor. Abdurrahman bin Ebi Bekir, Abdullah evet. bin Ömer, Abdullah bin Zübeyr ve Hüseyin bin Ali. Bu dört isimden birisi. Bazı rivayetlerde Abdullah bin Abbas da zikrediliyor ama çok öne çıkan bir şahsiyet olarak karşımızda durmuyor. Daha çok Hazreti Hüseyin zaten onun görüşünü temsil etmiş oluyor. Bu dört şahsiyet öne çıkıyor. Fakat Abdullah bin Zübeyr hem bunların sözcülüğünü yapma görevi sebebiyle hem de karakteri sebebiyle bu noktada daha açık ve keskin bir duruşa sahip görünüyor. Evet. Hocam daha açıkça Yezid'e beyat etmeyeceğini, yani Muaviye kendisi bizzat Mekke ve Medine şehirlerine giderek insanlardan Yezid bin Muaviye'ye yani kendisi vefat ettikten sonra onun halife olması noktasında biat isterken veya onun adına biat alırken bu sizin saydığınız dört isim ya kaçamak cevaplar veriyorlar ama bu kaçamak cevaplar vermeyenlerden birisi Abdullah İbni Zübeyir. Muhtemelen Abdullah İbni Zübeyir'in yani Hüseyin bin Ali'nin veya diğerlerinin Yezid bin Muaviye'yi çok yakından görmediklerini, bilmediklerini sadece işte duydukları olabilir ama bu İstanbul fethi sırasında muhtemelen Abdullah İbni Zübeyir'in onu görüp tanıma fırsatı bulması sebebiyle açık bir şekilde Muaviye'ye karşı şey yapacağını bunu kabul etmeyeceğini açıkça söylüyor ve zorla biat alma noktasına gelindiğinde bunu kabul etmiyor. Hatta bu sahabelerden bir kısmı eğer daha sıkışacak olurlarsa Muaviye Medine'de ise Mekke'ye, Mekke'de ise Medine'ye geçme yoluna gidiyorlar ve böylece kurtulma yoluna gidiyor. Yalnız şunu söylemek gerekiyor. Bu sahabeler içerisinde Muaviye
özellikle Abdullah İbni Zübeyir'in biatını çok önemsiyor. Diyor ki eğer Abdullah İbni Zübeyir'den biatı alırsanız geri kalanlarından da almış olursunuz. Yani bu noktada muhalefet anlamında en keskin duran o olduğu için ondan biat alındığı takdirde diğerlerinin de ister istemez bu biatı kabul edeceklerini düşünüyor Muaviye bin Ebu Süfyan. Ve nitekim bu süreç sonrasında Muaviye'nin vefat etmesi ve Yezid bin Muaviye'nin halife olduğunu görüyoruz. Ve bu dört kişi muhalefet etmeye devam ediyorlar ve onlardan biat alamıyor. Önemli bir noktayı daha dile getireyim hocam. O da şudur. Her ne kadar Muaviye bin Ebi Süfyan'a dair eleştirilmez olarak Sünnilerin eleştirilmediklerine dair bir takım sözler söylense de ilk dönemlerden itibaren mesela Hasan Basri'den itibaren Muaviye bin Ebi Süfyan dört noktada eleştirildiğini görüyoruz. Bunlardan birisi kılıç zoruyla hilafeti ele geçirmiş olması. Birisi ki şu anda onu konuşuyoruz. Oğlu Yezid bin Muaviye'yi veliaht olarak layık olmamasına rağmen veliaht olarak tayin etmesi, Hucur bin Adi'nin öldürülmesi ve Ziyad bin Ebi'nin nesebine dahil edilmesi ki hocam bu bilginin yani Sünni ulemaya daha sonraki Sünni ulemaya geçiştiğinde Abdullah İbni Zübeyir gibi, Hüseyin bin Ali gibi, Abdullah İbni Abbas gibi, Abdullah İbni Ömer gibi kişilerin etkili olduğunu görmekteyiz. Ve bu noktada net bir şekilde Muaviye'yi hem muhalefet etmek bir tarafa hem de açıkça eleştirme yoluna gidiyorlar. Yani şuraya devretmesi konusunda tıpkı işte Hazreti Ömer'in vefatında olduğu gibi şuraya hilafet işini devretmesini istiyorlar ama bu pek o şekilde cereyan etmiyor. Rivayete göre Muaviye bu dört zatla görüşmek için Medine'ye gitti. Onlar da kendisiyle görüşmemek amacıyla muhtemelen oradan ayrıldılar, Mekke'ye gittiler. Muaviye takip etti onları, Mekke'ye gitti. Burada artık kendisiyle görüşmek zorunda kaldılar. Ve Muaviye'ye arzu ederse ümmeti Allah Resulü'nün bıraktığı gibi herhangi bir kimseye işaret etmeden, kimseyi tayin etmeden bırakmasını, arzu ederse kendi kabilesinden olmamak kaydıyla Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yaptığı gibi birisini tayin etmesini, çünkü Hazreti Ömer'i tayin etmişti, kendi kabilesinden değildi. Yahut da Hazreti Ömer'in yaptığı gibi yine kendi ailesinden olmamak kaydıyla 6 kişilik bir şura oluşturmasını ve bunların aralarından birisini halife seçmesini önerdiler. Fakat Muaviye vefatından önce ümmeti bir kriz ile karşı karşıya bırakmak istemediğini söyleyerek oğlu Yezid konusunda ısrarcı oldu. Ancak biat etmediler. Fakat Muaviye'nin 60 yılında, Hicri 60 yılında vefatından sonra oğlu Yezid biat alınca, artık halife olarak biat alınca Medine valisine bir mektup yazdı. Hemen özellikle Hüseyin bin Ali ve Abdullah bin Zübeyir'den biat almasını istedi. O süreçte Abdurrahman bin Ebu Bekir vefat etmişti. Üç muhalif onlar açısından kalıyordu. Hatta Muaviye'nin vefatından önce oğluna yazdığı bir vasiyette veya yaptığı bir vasiyette bu üç kişi arasından en tehlikeli kişi olarak Abdullah bin Zübeyr'i gösterdiğini görüyor. Siz de ona işaret ettiniz, Muaviye'nin bu yaklaşımına işaret ettiniz. Abdullah bin Ömer biraz daha ümmetin genel siyasetine bakan, ümmetin biat etmesiyle Ümmetin birlikte. menfaatini veya ümmetin salahiyetini gözeten bir noktada duruyor Abdullah İbni Ömer. Evet. O biraz daha orta yolu takip edebilecek, insanların biat etmesi halinde biat edecek bir kimse olarak duruyor. Onun için onu sert bir muhalif olarak görmüyorlar, ama diğer iki muhalif karşılarında
Siz Taberi'yi çalıştınız. Taberi'de geçen bir rivayette Yezid gönderdiği bir mektupta valiye halktan biat almasını söylerken fare kulağı kadar küçük bir mektuba da özel mesaj yazdığı bir yazı da gönderdi ve orada iki kişiden hassaten biat almasını istedi. Abdullah bin Zübeyr ve Hüseyin bin Ali. Fakat vali bunları çağırdı. Medine'de valiliğe çağırdı evine. Kendilerinden biat istedi. Dediler ki biz herkes nerede biat ediyorsa açık bir ortamda orada biat ederiz. Dediler, serbest bıraktı. O akşam ayrıldılar, Mekke'ye gittiler. Mekke'ye gittikten sonra burada Abdullah bin Zübeyr'in sert bir muhalefet yaptığını görüyoruz. Hareme sığındı, Kabe'ye sığındı, Allah'ın evine sığındığını ilan etti ve burada bir bakıma siyasi olarak bağımsızlığını ilan etti. Ama tabii bir rakip olarak değil, bir muhalif olarak. Bundan sonra Abdullah bin Zübeyr ne yaptı? Hocam, Yezid bin Muaviye dönemi Abdullah İbni Zübeyr açısından tam olarak muhalefet anlamında kopuşun olduğu dönemdir. Ama ilk etapta özellikle Hüseyin bin Ali hayattayken Abdullah İbni Zübeyr bu söylemlerini, yani bir halife olma maksadıyla bir sancak açma yoluna gitmemiştir. İlk önce evet, Mekke'ye çekilerek orada sert bir muhalefet sergilemeye başlamış ve Emevilerden olabildiğince uzak durmaya ve Emevileri kabul etmemeye başlamıştır. Ama bu süreçte gelişen bir olay daha vardır. O da şudur. Aynı şekilde Irak bölgesinde de Yezid bin Muaviye'yi kabul etmeyen, özellikle eskiden Hazreti Ali'nin taraftarı olan kitleler Hazreti Hüseyin'e ısrarla mektuplar yazma yoluna gittiler. Ve bu mektuplar içerik itibariyle Hazreti Hüseyin'i Irak bölgesine davet ediyordu ve bu davet sonucunda onun yanında olacaklarını ve onun komutasında Emevilere karşı savaşacaklarını ve Emevileri tüm Irak'tan başta Küfe olmak üzere çıkaracaklarına dair bir takım vaatler içeriyordu. İlk önce Hazreti Hüseyin bu durumdan çok emin olamadı. Çünkü daha önceki yaşamış oldukları, işte Muaviye'nin ısrarlı biat isteği ve sonrasında işte Cemel vakası, daha geriye gidersek Cemel vakası bir takım şüpheleri beraberinde getiriyordu. Ve nitekim amcasının oğlu Müslim bin Akil'i kendi adına Irak'a gönderdi ve Hocam ondan... affedersiniz süremiz de azaldı. Tabii o Hazreti Hüseyin hareketi ayrıca konuştuğumuz bir konu olduğu için burada Abdullah bin Zübeyr Mekke'de muhalif olarak kalmaya devam etti. O, belki burada işaret etmek edilmesi gereken bir konu Hazreti Hüseyin'in Irak davetine müsbet cevap vermesi yönündeki telkinidir. Herhalde ona işaret edeceksiniz. Fakat akabinde Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehadetinden sonra Abdullah bin Zübeyr gönderilen bir ordu ile Mekke'de muhasara ediliyor. Bu ordu önce Medine Hocam, kuşatması. sadece oraya dair şunu ekleyeyim. Hazreti Hüseyin bahsinde uzatmayayım, süremiz de artık azalıyor. Hüseyin'in sahabeden birçok kişi Irak bölgesine gitmemesini tavsiye ederken, Abdullah bin Ömer gibi vesaire gitmemesini ısrarla isterken, onun gitmesine teşvik eden tek bir kişi var. O da Abdullah İbni Zübeyir'dir. Bu anlamda tarihçiler tarafından veya kimi müsteşrikler tarafından Abdullah İbni Zübeyir'in önünde Hazreti Hüseyin'i bir yani o olduğu müddetçe kendisinin ikbal bulamayacağını, en azından Mekke'de veya Medine'de bir ikbal olmayacağını, Hazreti Peygamber'in torunu hayatta veya orada durduğu müddetçe, eğer o Irak'a gidecek olursa böylece Mekke ve Medine, yani Hicaz bölgesinde kendisinin bir ikbal bulacağına dair, o nedenle teşvik ettiğine dair bir takım eleştiriler de Abdullah İbni Zübeyr hakkında mevcut.
Ama Hocam, evet. Buyurun. daha sonrasında evet, ilk önce Şam'dan gelen bir ordu Medine'ye vuruyor ve Medine'de Harre vakası yaşanıyor. Siz onu da başkalarıyla konuştuğunuz için o olaya da girmiyorum. Daha sonra geliyor ve Mekke'yi kuşatıyorlar. Ve Hocam, Mekke'de affedersiniz, son dakikalara geldik. Şimdi Mekke kuşatmasından sonra Abdullah bin Zübeyr, Yezid ölüyor Mekke kuşatması sürecinde evet. ve biat alıyor. Bu süreçten itibaren takriben 10 yıl kadar halifelik yapıyor. Bu dönemle ilgili birkaç tespitinizi alayım. Ondan sonra programı kapatacağım inşallah. Buyurun. Hocam, bu 10 yıllık süreçte en büyük belki de arkasındaki, bazen iktidara sahip olanlar tahta oturanlar değil, tahtın arkasında duranlarıdır diye bir söz var. Bu anlamda en büyük destekçisi kardeşi Musab. Musab bin Zübeyr. Ve özellikle de Irak bölgesinin zapturapt altına alınması noktasında Musab'ın ciddi bir faaliyetinin olduğunu biz görüyoruz. Ve bir de bu dönemde yine onun komutanı olan Muhtar es-Sekafi gündemde, ama daha sonra Muhtar es-Sekafi ile araları açılıyor ve Irak bölgesinde de Muhtar'la Musab birbirine düşüyorlar. İşte Muhtar es-Sekafi'nin bir takım inançlarından dolayı olduğu söylenir veya işte iktidar anlamında anlaşamadıklarından dolayı olduğu söylenir. En nihayetinde Abdülmelik bin Mervan Muhtar'la Musab karşılaşmasını bekliyor ve oradan kim galip çıkarsa onun üzerine saldırma yoluna gidiyor. Tabii şunu net görüyor Abdülmelik bin Mervan: bu savaştan kim galip çıkarsa gücünü de bir o nispette kaybedeceğini bildiği için Irak bölgesini düşürüyor. Ve Irak bölgesi elden çıktıktan sonra Abdullah İbn Zübeyir'in biz her geçen dönemde hakim olduğu arazinin veya işte ilk önce Emeviler Şam bölgesine sıkışmış bir durumdayken Yezid bin Muaviye'nin vefatıyla birlikte daha sonra teker teker onun hükmettiği bütün arazilere egemen olduklarını söylememiz gerekir. Ve burada da Emevilerde de Abdullah İbni Zübeyir'in elinden alan önemli bir isim var. Az önceki söylediğim söz Emeviler için de geçerli. İktidarı elinde bulunduranlar tahta oturan değil, tahtın arkasında duran diye. Orada da Haccac bin Yusuf es-Sekafi diye bir kişi var. Bu zulmüyle vesaireyle meşhur bir adam ama bir o kadar da zeki, kurnaz ve strateji gözeten bir adam. Ve Hocam, Abdullah İbni Zübeyir'in evet, çok teşekkür ederim. Tabii Haccac tarafından 2. Mekke muhasarası gerçekleştiriliyor ve Abdullah İbni Zübeyr hicretin 73. senesinde bu muhasara sırasında öldürüldü. öldürülüyor. Kişiliğinden arada bahsettiğiniz çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Başka zaman Ben size görüşmek üzere. Allah'a teşekkür emanet ederim. olun. Değerli Sağ olun hocam, teşekkür izleyicilerimiz, ederim. çocuk sahabilerden Mescid Güvercini olarak isimlendirilen, ibadete düşkün cesaretiyle, şecaatiyle öne çıkan sahabilerden Abdullah bin Zübeyr'i konuştuk. Başka bir programda başka bir sahabi konuşmak üzere Allah'a emanet olun.